Bu uygulamamızda SOLIDWORKS programında içerisinde dişli, kam ve yay olan bir mekanizma animasyonu yapacağız arkadaşlar. Öncelikle ben Toolbox'tan arkadaşlar hazır dişli çağıracağım. Toolbox'a tıkladığınızda şimdi ekle diyebilirsiniz arkadaşlar. Buradaki dişlileri açabilmek için. Toolbox menümüz hazır. Metrik sistemde arkadaşlar güç aktarımı diyorum. Dişliler. Onun içinde düz dişli var. Düz dişliye sağ tıkladım. Parça oluştur diyorum. Evet. Modülümüz 3 olacak arkadaşlar. Diş sayımız 30. Yüz genişliğimiz 20 mm. Göbeğimiz her iki taraf. Toplam göbek çapımız 30 mm. Toplam uzunluğumuz 260 mm arkadaşlar. Nominal şaft çapımız ise evet şu şekilde 10 mm olabilir arkadaşlar, 10 mm. Toplam uzunluğumuz 260 ve diş kalınlığımız, yüz genişliğimiz 20 mm arkadaşlar. Şimdi ben bunu onaylıyorum arkadaşlar. Onayladım. Uç kısmına arkadaşlar sağ tık çizim diyorum. Karşıdan bakayım. Şimdi malzememiz belli olsun diye arkadaşlar şöyle. Şöyle biraz açık renkli bir malzeme atayalım. Karşıdan bakalım arkadaşlar. Şimdi bir tane daire çizdim arkadaşlar. Dairemizin çapı 10 mm. 10 mm. Bir tane daha daire çiziyorum. Ve bir tane de eksen çizgisi, merkez çizgisi arkadaşlar. Buradan tepeye doğru dik olarak. Şöyle görmezsiniz diye arkadaşlar yapalım. Merkeze bir tane daire çizdim. Bir tane daire yine merkeze. Bir de merkez çizgisi. Merkez çizgisinin dikey olduğuna emin olun arkadaşlar. Şimdi ölçülendirelim. Burası 40 mm arkadaşlar. 40 mm, hatta 35 mm yapalım. Bu merkez çizgisinin uzaklığı 25 mm ve ucuna bir tane daire çiziyorum arkadaşlar. Bir daire çizdim. Dairemizin çapı 25 mm arkadaşlar. 25 mm. Şimdi serbest elle şöyle çizgiler çizdim arkadaşlar. Teğet diyeceğim. Bu çizgiye tıklıyorum. Kontrola basılı tutuyorum bu çizgiye. Teğet olsun diyorum. Aynı şekliyle buna teğet diyorum. Bunu buna teğetledim. Ve bunu buna teğetliyorum arkadaşlar. Fazla yerlere bu diyelim. Şuralar gitsin. Şuralar da gitsin. Evet, şeklini gördüğünüz bir armut şekli gibi bir şekil arkadaşlar. Merkeze de onluk daireyi çizmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Kalınlık veriyorum. Buraya 20 mm kalınlık verdim arkadaşlar. 20 mm kalınlığımızı verdim. Bunu da renklendirmesini sonra yapabiliriz. Bunu kaydedelim. Masa üstüne. Herhangi bir yeni bir klasör açalım arkadaşlar. Bunu kam dişlisi diye kaydedelim. Yeni klasörümüzün içine. Yeni bir sayfa açıyorum. Sayfa açmaya gerek yok. İlk önce bir dişli daha oluşturacağım arkadaşlar.
Dişlimizi oluşturuyoruz. Yine metrik sistem içinde güç aktarımı ve dişliler var. İçinde düz dişliler. Parça oluştur diyorum. Modülüne karışmıyorum. Hiçbir şeyine karışmıyorum ama arkadaşlar göbek stilim tek taraflı olacak. Tek taraflı olacak ve toplam uzunluğu arkadaşlar biraz azaltacağız. Göbek stili tek taraf. Göbek çapını da 30 mm yapalım. Şaf çapımız 10 mm kalsın. Toplam uzunluk arkadaşlar 140 mm. 140. 20'si 100. Yüz genişliği dişlimizin yüz genişliği. 120'si ise diğer kısmı arkadaşlar. Onayladım. Bunu da kaydedelim. Yeni klasörün içine kaydediyorum. Küçük dişli diye. Daha doğrusu alt dişli diye. Bunu kaydettim arkadaşlar. Yeni bir sayfa açıyorum. Çizim. Merkez ile dikdörtgen. Tam merkezi arkadaşlar çiziyorum. 50'ye 120'lik bir tane dörtgen çizdim ve buna 200 mm kalınlık veriyorum. 200 mm arkadaşlar. 200. Onayladım. Bunu shell komutuyla kabuk komutuyla boşaltacağım arkadaşlar. Kabuk. Burası ve burası boşalsın arkadaşlar. Et kalınlığı 10 mm kalsın. Onayladım. Buna şuradan karşıdan bakacağım arkadaşlar. Bu yüzeye sağ tıkladım, çizim diyorum, karşıdan bakıyorum. Yan taraftan, dik taraftan gelebilir sizdeki. Önemli olan buradan boydan boya bir tane merkez çizgisi oluşturma arkadaşlar. Merkez çizgisinin üzerine iki tane daire çiziyorum. Dairelerimizin çapı 30 mm. İki dairenin merkezlerinin arası arkadaşlar 90 mm. Ve burası ile burasının arası arkadaşlar 55 mm. Tam ortalandı bu şekliyle arkadaşlar. 55 mm de burası. Şimdi ben bunu ekstrüzyonla keseceğim arkadaşlar. Kesme işlemi yapıyorum. Fazlasıyla sonuna kadar kesiyorum iki taraftan da arkadaşlar. Şimdi bu yüzeye arkadaşlar, bu yüzeye çizim yapacağım. Bu yüzeye sağ tıklıyorum. Çizim diyorum. Karşıdan bakıyorum. Evet. Burada ilk önce yapmam gereken arkadaşlar, burası ve burasının arasını birleştirdim. Oradan yukarı çıktım ve yana geldim. Oradan yukarıya geldim arkadaşlar. Ve buraya, oradan da burayı birleştirdim. Evet, bu şekliyle L'mizi oluşturduk arkadaşlar. Ölçülendirelim. Burası 80 mm arkadaşlar. Burası 80. Burası 10 mm. Et kalınlığımız burada 10'du. Bu kısım ise arkadaşlar 180 mm. 180 mm oluştu arkadaşlar. Şimdi ben bu ölçülere göre kalınlık vereceğim arkadaşlar. Unsurlar ekstrüzyonla katı oluştur. Şu tarafa doğru değil arkadaşlar. Bu çizgiye kadar. O çizgiye kadar ya da burası 50 mm'ydi. 50 mm kalınlık verebilirsiniz. Bu şekliyle oluştu arkadaşlar. Ve bu parçamıza son olarak da arkadaşlar yukarıya bir tane delik oluşturacağız. Buraya sağ tıklıyorum. Çizim diyorum. Karşıdan bakayım arkadaşlar. Merkez çizgisi çiziyorum arkadaşlar ortadan. Bir tane daire çiziyorum merkez çizgisinin üstüne. Ölçülendiriyorum. Dairemizin çapı 15 mm. Ve dairemizle bu kenarın arası arkadaşlar 160 mm. Ve ben bunu
Boydan kesiyorum arkadaşlar. Unsurlar ekstrüzyonla kes ve burayı oluşturuyorum. Kesme işlemini yaptıktan sonra arkadaşlar bunu gövde diye kaydediyorum arkadaşlar. Gövde. Yeni bir sayfa açıyorum arkadaşlar. Öncelikle merkeze bir tane daire çiziyorum. Çapı 10 mm arkadaşlar. Buna kalınlık veriyorum 15 mm. Ve bunun üzerine sağ tıklıyorum. Çizim diyorum. Karşıdan bakmama gerek yok. Bir tane daire çiziyorum. Dairemizin çapı 30 mm arkadaşlar. Ve buna şuradan bakabiliriz. 30 mm. Buna arkadaşlar 40 mm kalınlık veriyorum. Ve bunun üzerine sağ tıklıyorum. Çizim diyorum. Onun da merkezine bir tane 15 mm çapında bir daire çiziyorum. 15 mm arkadaşlar. Buna da kalınlık verelim arkadaşlar. 80 mm. Bu şekilde oluştu arkadaşlar. Radyüslerimizi verelim. Radyüse tıkladım. 3 mm. 3 mm radyüs ucuna onaylıyorum. Radyüse tıklıyorum. Buraya da 10 mm'lik radyüs arkadaşlar. Radyüsümüz 10 mm arkadaşlar. Bunu da arkadaşlar mil diye kaydedelim. Mil. Kaydediyorum. Ve bu çizdiğimiz parçaları birbirine monte edeceğim arkadaşlar. Yeni bir sayfa açıyorum. Montaj sayfası. Öncelikle sabit olan parçamız gövdeyi açıyorum arkadaşlar. Gövde parçamızı açtım. Daha sonra montajın içinde bileşenekle alt dişli, kam dişlisi ve mil dişlisini sıra sıra açıyorum arkadaşlar. Şimdi öncelikle bu dişlimiz ve kamımız burayla eksenel olacak. Montaj ilişkisi diyorum arkadaşlar. Bu dairesel kesit buraya girecek, eş merkezde olacak. Ve burası buraya oturacak arkadaşlar. Onayladım. Burası burayla eş merkezde olacak ama böyle gelirse arkadaşlar yönünü ters çevirin. Onaylıyorum. Ve burası buraya oturacak. Onayladım. Bu parçamız buraya eş merkezli olacak arkadaşlar. Şöyle yukarı koydum arkadaşlar. Şimdi mekanik montaj ilişkisi yapacağım arkadaşlar. Bu kam bu parçayı ittirecek döndükçe arkadaşlar. Öncelikle montaj ilişkisi diyorum. Mekanik montaj ilişkisi ve dişli diyorum arkadaşlar. Dişli. Şimdi bu dişlimizin düzlemsel bu dişlerin ucundaki kesit arkadaşlar. Bu kesit ve şu yukarıdaki dişlinin bu kenarı dişli olarak birbiriyle beraber hareket edecek arkadaşlar. Ve tersine hareket edecek. Çapları zaten burada yazıyor. Tersine hareket edecek. Onayladım. Birisi saat yönü, birisi saat yönünün tersinde hareket edecek. Ve bir deneyeyim. Evet, hareket ediyorlar beraber. Şimdi şunu da beraber hareket ettirelim arkadaşlar. Kam montaj ilişkisi yapacağım. Bu kam parçamızla bu parça birbiriyle teğet çalışacak. Montaj ilişkisi diyorum. Mekanik montaj ilişkisi ve kam montaj ilişkisi. Yukarıya tıkladım. İlk önce kamera yolu. Şu kamımızın çevresini seçeceğim arkadaşlar. Siz de hepsini seçmezse sağ tık kement seçimi diyerek hepsini seçebilirsiniz. Alttakine de ise arkadaşlar şu yukarıdaki mil parçamızın şu düz kesitini seçtim. Dikkatliyseniz aşağı doğru indi. Tamam diyorum. Onayladım. Bunlar artık beraber hareket edecek arkadaşlar. Üstteki parça teğet olarak hareket ediyor. Şöyle bir yay parçası da ekleyelim arkadaşlar buraya. Şu kesitimiz
En uçtayken arkadaşlar bir tane yay parçası ekleyelim buraya. Şimdi yay burası ve yukarısı arasında çalışacak arkadaşlar. Onun için ben bu mil parçasının üzerindeki ortasından geçen düzleme bir tane yay oluşturacağım. Öncelikle bileşeneklerin altında yeni parça var arkadaşlar. Yeni parça. Tıkladım. Benden bir tane düzlem istiyor arkadaşlar bu işaret. Mil parçamızın tam ortasından geçen düzlem arkadaşlar. Üst düzlemde sağ düzlemde tam ortasından geçiyor. Ben sağ düzlemde arkadaşlar tıkladım. Dikkat ettiyseniz çizim sayfası açıldı. Boşluk tuşuna basıyorum. Karşıdan bakayım arkadaşlar. Şöyle şu şekilde. Evet geldi arkadaşlar. Şimdi burayla buranın arasında yay oluşturacağım arkadaşlar. Line'a düz çizgiye tıkladım. Bunun tam ortasından şuraya dik bir şekilde, yatay bir şekilde çizgimizi çizdim arkadaşlar. Ve bunu bir kez onaylıyorum arkadaşlar. Ve çıkmayacağım buradan. Şimdi bir de dairesel bir kesit çizeceğim arkadaşlar. Daireye tıkladım. Yine benden düzlem istiyor. İster buradan mili bulup düzlemini seçeriz. İster buradan unsur ağacından tıklarız arkadaşlar. Mil parçamızın dikkat ettiyseniz sağ düzlemine çizdiydim ben. Tekrar o düzlemi seçmem lazım arkadaşlar. Aynı düzleme oluşturmam lazım. Tıkladım ve dairemin bunun üzerine seçiyorum arkadaşlar ve çiziyorum. Ölçülendirelim. Dairemizin çapı 5 olsun arkadaşlar. Ve merkez ile arası 12 mm olsun arkadaşlar. Onaylıyorum bir kez. Şimdi unsurlar süpürerek katı oluştur. İlk önce yukarıdakine bunu seçiyorum. Aşağıdakine ortaya çizdiğim düz çizgiyi. Şimdi burada seçenekler var arkadaşlar. Sizinki eski versiyonsa arkadaşlar, eski versiyonlarsa bu şekilde değilse birinci de yol boyunca bük, ikincisinde dönüşleri seçip buradan dönüşlerin sayısını arttırmanız lazım. Ben yolu takip et diyorum. Alttakine de kıvrılma değerini belirtin diyorum. Ve buraya da derece yerine devirler diyorum arkadaşlar. Kaç devir istiyorum? Şöyle 3 devir isteyeyim arkadaşlar. Onayladım. Şimdi bu yayın yarısı içeri gömüldüğü dikkat ediyorsanız yayın şu alt kısmı taşlanmış olacak arkadaşlar. Onun için orayı kesebilmek için arkadaşlar henüz yeni parça oluşturduğundan çıkmadım. Çiziminin içinde bir tane serbest elle yani köşe noktası ile dikdörtgen oluşturayım. Dikkat ettiyseniz yine benden düzlem istiyor. Yine geliyorum unsur ağacına. En son nereye çizmiştim? Mil parçasının sağ düzlemine çizmiştim. Tıkladım. Bakın burada çizim sayfası aktif oldu. Bu sayfa aktif olması lazım. Tıkladım. Şöyle serbest elle şu yayı içine alacak şekilde bir tane dörtgen oluşturdum. Buna tıklıyorum. Çizgiye. Kontrolle basılı tutuyorum. Bu çizgiye tıklıyorum. Aynı doğrultuda olsun diyorum. Çizgiye tıklıyorum. Kontrolle basılı tutuyorum. CTRL'ye. Buna tıklıyorum. Aynı doğrultuda olsun diyorum. Şimdi kesme işlemi yapacağım arkadaşlar. Dikkatliyseniz tam ortasından geçiyor. Unsurlar diyorum. Ekstrüzyonla kes diyorum arkadaşlar. Ve buradaki mid plane yani orta düzlemi seçeceğim. Şöyle fazlasıyla da yazalım. 60 milimetre. Şunu içine alacak şekilde arkadaşlar. Kesme yapacağım. Ama kesilecek taraf içeride kalırsa yayın içine keser, dışı kalır. Kesilecek tarafı ters çevir diyorum. Ve onaylıyorum arkadaşlar. Onayladım. Şimdi şu şekilde görebiliriz orayı arkadaşlar. Şimdi ben bunu aşağı indirdim. Dikkat ettiyseniz şurası bakın düzlemsel oldu. Ben bu şekilde yay orada düz bir şekilde durdu arkadaşlar. Tabii bunun renklendirmesini de yapalım arkadaşlar. Görünümlerden. Yayımızı hemen kırmızı yaptık. Bu dişlimizi de kırmızı yapalım.
Bu dişlimizin rengini yine değiştirelim arkadaşlar. Bu parçamızın rengini değiştirelim. Şu parçamızı da siyah yapalım arkadaşlar, gövde parçamızı. Evet. Renklendirmemizi yaptık arkadaşlar. Tabii şimdi hareket etüdü yapacağım arkadaşlar. Şimdi bunu çevirdiğimde dikkatliyseniz dişliler beraber çalışıyor. Bu dişli bu dişliyi çeviriyor. Bu dişlinin ucundaki kam da bu parçaya hareket veriyor. Bunu yukarı kaldırdığında tabii yayımız sıkışıyor arkadaşlar. Tekrar bunun üzerindeki yükü kaldırdığımızda yay kendini salıveriyor. Şöyle güncelleme yapalım arkadaşlar. Yeniden oluştur seçeneğimiz var burada, kırmızı yeşil işaret. Bakın yay güncellendi, uzadı arkadaşlar. Ben tekrar bunu kaldırdığımda arkadaşlar yay gördüğünüz gibi dışarı çıktı. Bunu tekrar yeniden oluştur diyorum. Tabi bunu kaydediyorum arkadaşlar. Montaj diye kaydettim. Şu şekilde çeviriyoruz. Yayı dikkat ettiyseniz her seferinde o mesafeye indiriyor arkadaşlar. O şekliyle kalıyor ama orada öyle kalıyor. Animasyon yaparken esneme hareketini görebileceğiz arkadaşlar. Şimdi hareket etüdüne geçelim arkadaşlar. Burada hareket etüdü. Şimdi en sonda hareket etüdü özellikleri var arkadaşlar. Şu kare sayısını biraz arttıralım. 20. Onayladım arkadaşlar. Motor hareketi vereceğim arkadaşlar. Motor hareketi. Ben buradaki motora tıklıyorum. Şu dairesel kesitimize tıkladım arkadaşlar. Buraya devir sayısını siz ayarlayabilirsiniz. Değiştirebiliriz burayı. Buradaki dönüş yönünü de değiştirebilirsiniz. Ve onayladım arkadaşlar. Onayladıktan sonra bunu bir hesaplasın arkadaşlar. Hesapla seçeneği var. Evet, şimdi hesaplamasını yapıyor. Ve bunu döngüyü seçtik arkadaşlar. Ve oynata basıyorum arkadaşlar. Bunlar şimdi beraber hareket ediyorlar arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi bu dişle bunu çeviriyor. Bunlar birbirine tersine hareket veriyor. Ucundaki kam da yukarıdaki parçayı ileri geri hareket ettiriyor. Arada yay sıkışıyor. Üzerindeki yük kalktığında tekrar eski haline dönüyor arkadaşlar. Uygulamamız bu şekilde, izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.